Kolay gelsin Ziver Bey. Maaşlar yetmiyor tabii, ikinci iş yapıyorsunuz değil mi? Hop kardeşim, hop hop, yavaş gel bakalım. Saçların dağılmasın. Bizim şirketin maaşları laf maf söyletmem ben, anlıyor musun? Bizim şirketin maaşları daima iyidir. Bunlar ne peki? Bunlar ne peki? Bunlar hediye yapıyorum ben, hediye hazırlıyorum. Bak, oğluma bir tane dopaç yaptım, anladın mı? Eşime de bir tane golye ve bir tane de çiçek yaptım. İnşallah beğenirler. Vallahi Ziver Bey, hepsi süper olmuş. Elinize sağlık. Sağ olasın, sağ olasın. Ya çocuklar, şimdi çocuklar bunlara pek böyle itibar etmiyor, ilgilenmiyorlar. Şimdi akıllarında ne var ne yok hepsi ya bilgisayar ya da internet. Doğru diyorsun. Bunlar ne peki? Onlar mı? Onlar hatalı imalat. Bunlar mı hatalı imalat? Ya bayağı bir hamlamışım. Bildiğin gibi değil. Eskiden var ya, ben neler neler yapıyordum ama işte böyle yani bir topaç, bir tane böyle golye, bir çiçek falan çıkartayım derken bir sürü hatalı imalatta bulunmuşum ben ya. Hele bir tane böyle bereket tanrısı var ki Allah muhafaza kapılardan sığmıyor yani o derece. Yanlış yapmışız ya bak. Yavaş, yavaş. Bozacaktı ya, asla bozacaktı ya. Şu hatalı imalatları. Hulusi. Merhaba Mahmude. Ne işin var senin burada ha? Ne demek ne işim var ya? Şerefimin doğum günü değil mi bugün? Unutacağımı mı sandın? Hediyelerini getirdim. Niye sanmayayım ha? Niye sanmayayım? Çocuğunun doğduğunun farkında olmuyorsun da doğum gününün nasıl farkında oluyorsun? Yapma Makbule, gözünü seveyim. Bırak bu kini ya. Bırak bu kini de yeni bir sayfa açalım artık ha. Ay, yeni bir sayfa açalım ha. Ben beni karnımda bebekle terk ettiğin gün açtım o yeni sayfayı Hulusi Bey. Ve bu isimle kirletmeye de hiç niyetim yok. Nisan'cığım sen ne zaman geldin? Ah canım! Şerefim, şerefim gibi. Canım benim. Bunlar benim mi? Evet bunlar senin. Al bakalım, al al al. Şerefim bunlar senin tabii de yalnız pastanı ye, annem verir bu hediyeleri sonra açarsın, olur mu? Sen gelmiyor musun? Ben şey yapıyorum Şerefim, şimdi benim önemli bir işim var. Onun için gitmem lazım, hediyelerini vermek için uğramıştım. Hulusi amcası, yani eğer çok önemli bir işin yoksa İstersen gelebilirsin. Aman canım, Şerefin doğum gününden daha önemli iş mi olur? Tabii gelirim ya. Hadi girelim, girelim doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Simge Hanım, artık karşınızda öyle rahat rahat ezebileceğiniz bir Barış yok yani. Rica edeceğim bundan sonra ona göre davranın. Barış'cığım, Barış'cığım, Barış'cığım. Bana olan borcunu ödemediğin sürece sana arabamı da yıkattırırım, ayakkabımı da temizlettiririm. Çantasını taşıttırır, ceketini taşıttırır. Gerekirse seni manikürcü yapar, tırnaklarını törpülettirir. Hiç vallahi arkadaşlar kusura bakmayın ama kadın ayağı öyle değil yani ha. Ne alaka bey, ne kadı? Evet, şöyle kadı. Diyorum ki, artık ben diyetimi ödüyorum. Kaç para var burada? Orada tam 4.000 lira var, 4.000. Ne oldu? Yarım sevgili rolümü yapacaksın bana ha? Kalan 4.000 nerede? Herhalde yani bu zamana kadar verdiğimiz hizmetleri bedavaya vermedik yani Simyen'ye, kusura bakma. Ya ne yaptın ki, ya ne yaptın ki? Ay ben de merak ediyorum, ne yaptın Barış, ne yaptın? Lan ne yapacağım ben? Televizyonda sofa bile yedim ya. En yakın arkadaşıma gittim. Yalancıktan kandırık şeysi yaptım ya. Bu kadar hizmet için 4.000 lira az bile ama... Neyse. Ay Barış, ben fıt 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 fıt
konuşuyorsun yanında. Vallahi sıkıldım ya. İçim şişti vallahi. Seni ben şey yapıyorum ya. Azat ettim ve de kovdum. Hadi git. Evet, kovuldum Barış. Kovulmuşum. Hiç de bile. Ben kendim istifa ediyorum.